Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir gezi gözlem videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda ailecek pikniğe gelmiştik ve bu piknik alanının görsel güzelliğini ve bu piknik alanındaki bir ağacı sizlere göstermek istedik. Neredeyiz? Şu anda Manisa'da Sipil Dağı Milli Parkı içerisinde piknik alanındayız. Şöyle etrafımızı bir gösterelim, kameramız dönsün. Burada akşam üzeri futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar, piknik yapanlar, arabalar son derece kalabalık. Artık yavaş yavaş günün son demleri, insanlar eşyalarını toplayıp evlerinin yolunu tutacaklar. Ama biz bu esnada size ilginç bir ağaçla karşılaştık, onu gösterelim. Arkadaşlar, Ege Dağları'nın en meşhurlarından birisi Sipil Dağı'dır. Sipil Dağı neden meşhurdur? Yüksekliğinden dolayı mı? Hayır. Sipil Dağı'nın özel bir yeri vardır, özel bir anlamı vardır. Yüksekliği 1513 metre olmasına rağmen oldukça meşhurdur. Meşhur olmasının sebebi de Manisa'yı temsil etmesidir. Manisa'nın yakınlarında, Manisa merkeze bağlı coğrafi alan içerisinde bulunan Sipil Dağı piknik alanındayız. Milli parktır burası. İşte gelin bakalım şöyle şu ağacımızı yakından tanıyalım. Bakın bu bir karaşam ağacı. Bu ağaçların özellikleri bodur olması ve yana doğru çok sık dallanmasıdır. Bu ağaçta sanırım 80-100 yıllık olsa gerektir. Oldukça yaşlı bir ağaç ve artık yan dallarını iyice aşağıya doğru eğmiş ve ilginç bir görüntüye sahip. Gelin şöyle yavaş yavaş içeriye doğru girelim. Çok güzel bir alan oluşmuş burada kendiliğinden. Bakın ağacın altı bu şekilde bir piknik alanı haline gelmiş. Şöyle buraya da bir tane masa kondurmuşlar. Eminim masa burada değilmiştir ama piknikçilerin, muzip piknikçilerin birisi buraya getirmiş ve burası tam bir piknik alanı haline gelmiş. Ağaca bakın, dallarına bakın. Biraz böyle hava kararmak üzere, belki tam kameraya yansımayabilir ama çok ilginç bir güzelliği var. Böyle şemsiye gibi açılmış ve etrafının görsel güzelliği gerçekten mükemmel gözüküyor. Şöyle bir de şu taraftan bakalım. Sevgili arkadaşlar, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde karaşam ağacına rastlamak mümkündür. Coğrafi olarak geniş bir yayılma sahasına sahiptir. Yaklaşık olarak 400 metre ile 2100 metre arasındaki yükseltilerde rahatlıkla yetişebilir. Oldukça uzun yıllar yaşayabilen ağaçlardan birisidir. 40 metreye kadar boy yapabilmekte. Bazı karaçam ağaçları dikine doğru büyümekteyken bazı karaçam ağaçları da bu şekilde çanak formunda büyüme gerçekleştirebilir. Toprak istekleri bakımından oldukça kanaatkar ağaçlardır karaçam ağaçları. Her türlü iklimde, her türlü toprak yapısında rahatlıkla yetişebilir. Denize yakın yerlerde, kumlu alanlarda yetişebildiği gibi denizden oldukça yüksek yerlerde, oldukça kuvvetli esen rüzgarlı alanlarda bile rahatlıkla yetişebilir. Karaçam ağaçlarının en büyük özelliği hava temizleme özelliğidir. Buz tutucu özelliği ve tabiata bol miktarda oksijen salgılama özelliği ile tercih edilebilir bir orman ağacıdır. Karaçam ağacının odunları sert, dayanıklı, reçineli ve iyi kalitelidir. Çivi ve vida tutma direnci iyi. İşlemesi kolay olduğundan yapı malzemesi olarak da rahatlıkla kullanılabilir. Ülkemizde doğal olarak yetişen 4 tane alt türü varmış arkadaşlar. Büyük kozalaklı karaçam, ebe, ehrami ve Anadolu karaçamı olarak alt türleri de bulunmaktaymış. Literatürdeki adı Pinus nigra olan karaçam ağacı ülkemizin hemen hemen her bölgesinde rahatlıkla yetişebilir. Bakın artık yavaş yavaş kozalakları olgunlaşmak üzere. Hatta bir tanesini kopartalım. Bu kozalaklar belli bir süre daha olgunlaştıktan sonra bakın buralardan, kenarlardan reçineleri de çıkıyor. Biraz daha büyüyecek ve kozalak açılacak. İçerisinden kozalağın tohumları veya fıstık da diyebiliriz, çam fıstığı da diyebiliriz. Bazı yerlerde fıstıkları da bulunur. Bakın ağacın bu şekilde, bu taraftan görüntüsü de böyle. Altından bir tane böyle yabani erik ağacı çıkmış. Erik ağacı da dibinden büyümeye çalışıyor. Hatta üzerinde erikleri de var.
Bakın yabani erik, tadına bakalım hatta. Yabanda, ormanda en kolay ve en sık yetişen ağaçlardan birisi, meyve ağaçlarından birisi erik ağacıdır. Yabani erikler, yani çekirdekten yetişen erikler son derece ekşi olur. Ancak erdiği zaman yenilebilir. Şöyle ağaca bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar ben köylü çocuğu olduğum için ağaca çıkmayı çok severim. Ağaçtan düştüm mü? Çok şükür şimdiye kadar hiç düşmedim ama tabii her şeyin bir ilki vardır. Dikkatli olmakta fayda var. Biraz daha çıkalım bakalım şöyle. Beni şimdi dışarıdan göreceksiniz. Ali! Yaklaştır beni. Evet. Sevgili arkadaşlar, işte vaziyet böyle. Ben sevdiğim ağacın üzerine çıkmayı çok severim. İşte bu karaçam ağacına çıktım üzerine. Gerçekten böyle değişik bir duygu. Bayağı da yüksek burası. Sanırım 8-10 metre falan yüksekliğinde olsa gerektir. Daha fazla çıkılabilecek bir yere kalmadı. Siz de Manisa'ya gelirseniz ziyaret amaçlı, ticaret amaçlı mutlaka Sipil Dağı'na gelin ve buradaki bu güzel piknik alanında bir miktar zaman geçirin, piknik yapın ve bu güzel ağacı da piknik alanının tam ortasında zaten mutlaka görürsünüz. Bu ağacı da ziyaret edin. Evet. Bu piknik alanındaki bu ilginç ve değişik ağacı sizlere göstermek istedik. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir hayatın renkleri, güzelliği videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.